Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah gusül abdesti alman. Hadesen taatin iki yönü var. Biri hadesi sura deniyor. Abdülmak normal namaz abdesti. İkincisi hadesi kübra deniyor. Yani büyük abdestsizlik gusül abdesti almak gereken hallerde. Gusül Arapça yıkamak anlamına geliyor. Bir şey yıkamaya gasil denir. Mesela gasil meyyit, ölüm yıkamak. İnsanın yıkanmasına da gusül deniyor. Yani gusülün anlamı sözlük olarak yıkanmak anlamına geliyor. Bunu almak tabi farz. Gerektiren farz oluyor. Farz olunca da hakkında ayet-i kerim olması gerekiyor. Bizim Mevlam buyuruyor. Ve in kuntum cunuben fettahiru Mevlam buyuruyor. Ve in kuntum cunuben eğer cunub iseniz o zaman fettahiru bu da şedde olduğu için mübareke vezninde yani güzelce, temizce, dikkatlice yıkanın anlamına geliyor. Baştan başa bütün beden yıkama gerekiyor. Gusül ne zaman insana gerekir? Ne zaman farz olur? Şimdi bu guslün farzı var, sünnetleri var ve de mendup yani müstahapları da var. Gusül ne zaman farz olur insanlara? Tabi birincisi evliler için eşi bulunan münasebetinde olmuş oluyor. Yani kişi de boşanma olmasa bile o işi edince gerekiyor gusül yaptırmak. Bir de bunun dışında ihtiram olma hallerinde, bu hallerde, bu biraz daha biraz farklı bu konu. Bir kimse rüyasında ihtiram olduğunu görse rüyasında, rüyasında böyle bir şey gördü, ihtiram olduğunu. Uyandı baktı, üzerinde kilotun yaşlık yok. Yani gusül gerekmiyor. Yani bir kimse rüyasında gerek eşiyle, gerek başka bir şeyle böyle bir münasebette bulunduğunu görse, açıkça görse rüyasında. Öncesi bunu hatırlasa rüyasını, ama uyanınca eğer üzerinde kıyafetinde yaşlık yoksa yalnız rüya görmek ile gusül insana gerekmiyor. Bu var. Yani gusül iş mutlaka ıslatı şart. Bu şart. Bir de bunun aksi olursa bir kimse mesela aşırı yorgun, uykusuz, geç yatmış, rüyasında ihtiram olmuş ama rüya hatırlamıyor ama. Derin uykuda hatırlamıyor. Uyandığı zaman eğer kilotunda üzerinde yaşlık bulursa buna gusül gerekiyor. Demin gusülle demek ki esas olan nedir? Rüya değil, buna meninin çıkması dışarıya. Budur asıl İslam burada. Bir tabi kadınlara gerekiyor bu gusül abdesti. Kadınlar da adetten temizlenince, adet temizlenince gusül farz oluyor bunlara. Yine bir de nifas deniyor ki doğumdan sonra gelen kan kesilince, bitince yıkanmak yine burada farz oluyor. Bunun dışında cuma namazına gereken gusül yapmak da sünnet. Tabi işi müsait olanlar evinden gelen, iş yerine müsait olanlar bunlar sünnettir böyle. Cuma gelirken gusül almak. Bayram namazına giderken, ihram giyerken hep bunlar sünnettir. İhram giyerken de hatta bir kadın hacca giderken, ömreye giderken o anda kadın adet gününde olsa bile ihram giymesi gene gerekiyor. İhram giyebilir mikat yerinde. Yıkanması gerekiyor yine burada. Sünnet yıkanması böyle. Ama genel cünüp de kendisi ona çıkmış olmaz. Fakat ihramın sünneti orada gusül abdesti almak. Bari namaza giderken yine gusül abdesti almak ya bunda sünnettir. Bir de mübarek gecelerde bunları yapmak tabii sünnettir.
yani yapan sevabı daha fazla olur. Bir de gusülden sonra mesela banyoda çıktı. Namaz kılacak. Kimi ne yapıyor? Gusül abdesti namaz kılmıyor da abdest alıyor. Bu da mekruh olan muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men tevalla badere gusle. Bir kimse gusül abdestini aldı, temine çıktı. Abdesti bozulmadı, duruyor. Bunu abdest alırsa, feleyse minna. Bizim yolumuzda değildir. Burası böyle böylece. Demek ki gusül abdesti, bu normal abdestten çok daha kat, faziletli olduğu için o abdest varken üzerine abdest alması mekruh oluyor. Almama gerekiyor. Bir de vedi mezi var. Yani erkekten dört şey geliyor. Kadın da gelir. Dört şey geliyor. Bunun yanında birinde gusül gerekiyor. Üçünde gusül gerekmiyor. İnsanın tenasül uzunluğundan dört madde gelir. Üçünde gusül gerekmiyor, birine gerekiyor. Bir idrar bildiriniz. Bunun tabi gusül gerekmiyor. Hep biliyorum ben böyle. Bir de vedi vardır, vedi. Bu da genelde tuvalette idrardan sonra bir akıntı gelir. Bu genelde biraz kişiye kabız olursa, bu kabız olunca biraz o zorlanmadan dolayı idrardan sonra tuvalette koyu beyaz akıntı gelir. Beyaz olur. Buna vedi deniyor. Vedi. Bu yalnız tabi abdesti bozuyor tabi. İdrardan bozuldu. Buna gusül gerekmiyor muhtemelen. Bir de mezi deniyor. Mezi. Bu da insan bir zevk duyduğu zamanlar, eşliğin böyle birbirine zevk duyduğu zamanlar erkekten kan damla gelebilir. Mezi. İnce bir akıntı, az akıntı gelir. Bunda gusül gerekmiyor bunda da. Kadına daha fazla gelebilir. Buna da yine gusül gerekmiyor bunlarda. Şimdi öyle insanlar mesela karşılaştım. Biri camiye gidecek, abdest almak, tuvalete gitti, çıktı. Ben namaz gelemeyeceğim. Neden? Yıkanmam gerekiyor. Tabii ne oldu? Vedi. Vedi geldi. Yani tuvalete girdi. Biraz da kabızsa, idransa bir hafta zorlanınca tabii gençten daha fazla gelir bu. Vedi gelir. Koyu beyaz. Koyu beyaz akıntı gelir. Bu gusül gerekmiyor bunda. Şimdi bilmeyen kişi ne yapıyor tabii? Yolda olabiliyor. Yolda mesela malı verdi araba. Tuvalete gitti. Vedi geldi. Namazını terk ediyor yolda. Kendini cüm zannedecek kendisine böylece. Yani bunda demek ki gusül gerekmiyor muhtemelen bunda efendim. Bu konu önemli bir konu bu. Gusül abdesti nasıl alınacak? Gusül abdesti nasıl alınacak? Öyle şeye geçelim inşallah. Bir kimse cünüp haldeyken neleri yapamaz? Cünüp kimse neleri yapamaz? Cünüplük hali buna hadesi kübra, yani büyük abdestsizlik anlamına geliyor. Bu isim veriliyor. Şimdi insanın bedeninde o anda çok farklı değişik oluyor. Biyolojik bakımdan deniyor buna. Farklı değişik oluyor o anda kişinin bedeninde. Bunun en düzenlidir yıkanmak. Avrupa'da incelemişler bu konuyu. Yani bir kimse eşinde münasebetten sonra bunu tabii ölçüyorlar. Tansiyonunu, dolaşımını, her şeyin bütün böyle biyolojik kısımlarını inceler bunların böyle. Yani insanın bedeninde çok farklı değişik oluyor insanın bedeninde o anda. Kişinin çabuk normale dönmesi ne gerekiyor? Kişinin normale çabuk dönmesi ne gerekiyor? Bunu inceliyorlar. Evet, şöyle olsa, böyle olsa en son şuna karıyorlar. Isıyla bir duş almak diyorlar. Yani insanın en normale çabuk dönüşü o ihtilamdan sonra olsun, gerek eşinin nasıl olsun, en bunun normal dönüşü ancak duş alması ılık suyla olur. Asıl saadette, yani Peygamber döneminde, buna deniyor asıl saadet. Asıl yani 100 sene bir zaman bir çağ demektir. Saadette mutlu, en mutlu asır anlamına geliyor. Altı saadet 23 sene sürdü. 23 sene sürdü.
O saatten önce harapta yıkamak bir önce yıkanma tarafları böyle şey. Tabi ter, fırtınada, kum fırtınası, güneş yakıyor bunları, derileri kalınlaşıyordu. Yıkamak bilmezdi de bunları böyle. Yani çok serek yıkanırlardı böyle. Artık derin rengi belli olmadı, kirden şeylerinden bu şekildeydi. İşte o zaman Mevlam onlara bakın ilk olarak bunu emretti böyle, gusül abdestini almayı. Böyle. Önce temizlik. Neden? İmanın yarısı temizlik muhteremler. Yani bu temizlik yalnız bedenin dışının, gerisinin değil, insan işinin temizliği aslında. Yani psikolojik olarak da, biyolojik olarak da işinin temizliği bu böyle. Yani sinir sistemini yatıştırıyor, fazla elektriği atıyor bedenden. Elektriklerimi atıyor bedenden, insanın sinirini yatıştırıyor, kanı bütün bedene yayıyor, gusül yaptın, bütün bedene kanı yayıyor böylece. Mesela rahatlatıyor bedeni, yayıyor bunları. Hele bir insana mesela bir kanama olsun bir yerden fazla, soğuk suya gusül yapsa alsın, duş alsın bir yerden soğuk suyla, kanı bütün bedene yayılır bedene, dağılır. Yani kan dolaşımı dengeliyor bedende. İşte Mevlam önce insanlara temizliği buyurdu böylece. Mevlam buyurdu. Ve in kuntum cunuben fettaheru. O zaman Mevlam buyurdu. Baştan aşağı yani tepeden tırnağa tertemiz yıkanın. Yıkanmak farz oldu. Araplar buna alıştılar böylece. Peki o dönemde Avrupa ne yaptı? Avrupa? Avrupa'da tuvalet yoktu. O dönem Avrupa tuvalet yoktu, tuvalet beraber böylece. Yollar piştikti böyle, yollar piştikti böyle. Yani çok pis, bitti de o zaman Avrupalılar. Şimdi, demek ki bir insan cünüp oldu. Tabii insana bir değişiklik oldu bedende, insanda. Yani normal değil ki şu anda. Ne gerekiyor şimdi? Onda baş yapmaması gerekiyor. Ne yapamaz? Namaz kılamaz ki şu anda. Cünüphanedeki namaz kılamaz böylece. Bu haram oluyor, haram. Haram oluyor namaz kılamaz ki şu anda. Kadınlar da adet gibi namaz kılamazlar kadınlar da. Hatta bir kadın namaza durduğu zamanlar temiz, abdest almış namaza durdu. Namaz kılarken adetini gördü, fark etti mi hem namazını bozar. Olması gerekiyor. Zaten bozuldu namazı. Oruç da bunun gibi kadınlar için böyle. Kadın oruçluyken mesela sahura kalktı, niyet etti, temizdi, oruca başladı. Ama gündüz kadın adete geldi. Öğlede geldi, ikine hatta akşam üzere 10 dakika var iftara. Kadın adete gördü. Hem orucu bozması gerekiyor. Ne yaparsa yapsın böylece. Bir damla su bulsun, hemen bunu içmesi gerekiyor. Oruçlara benzemek için. Demek ki oruçluyken namaz kılınmıyor, cünüpken namaz kılınmıyor. Yalnız erkekler cünüpken oruç tutabiliyor oruçlar, erkekler. Yani bir erkek, hatta kadın da tabii, kadın da eğer adet halinde değilse kadın da erkekler cünüpken oruç tutabiliyor böyle. Neden? Cünüpliğin giderilmesi mümkün, yıkanabilir hem böylece. O kadın adet halinde bunu gideremiyor. Oruç tabi bunun için. Mesela bir kimse sahura kalktı. Sahura kalktı, yıkanması gerekiyor. Mal var böylece. Yıkansa yemek vakti geçecek. Ağzını burnunu çal, elini yıkar, yemeğini yer, sonra yıkanmadı. Hatta bir kimse Ramazan'da mesela oruçluyken itiram olsa yıkanır, orada bir zarar gelmez böylece. Demek ki oruçlu kimse namaz kılamaz muhteremler. Oruç diyorum. Cünüp kimse namaz kılması haram oluyor kendisine böyle. Yine kadınlar oruç tutamazlar. Ayet günü nifas günlerinde. Yine bir insan cünüp halindeyken Kur'an-ı Kerim'de okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Hatta bazı tabir olur evlerde. Bize mesela ayet-i kerim yazılı. Onu dokunamaz. Mesela kadın ev temizliği yapıyor. Ev temizliği yaparken duvarda tabela var. Bizde bir ayet-i kerime üzerinde.
Ona kadın dokunamaz muhtemelen, adet halindeyken böyle. Dokunamaz ona. Ne yapar? Çocuğu varsa çocuğunu aldırır. Çocuğu yoksa ne yapar? Bir bez alır, onu tutabilir böylece. Onu tutabilir, onu kenara koyabilir böylece. Demek ki küçülüp haldeyken kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapışık olan şey dokunulmaz muhtemelenler. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'in kabı. Bu buna yapışık, tutmaz bu şekilde böyle. Ama bunu yapışık olmayan bir şey tutabilir mesela. Mesela eline bir havlu alır, onu tutabilir bu şekilde bence. Ama buna bitişikken tutulmaz bundan böyle. Ezberde okunmaz Kur'an-ı Kerim. Ezberde okunmaz. Kişi ayet-i kürsüye mesela biliyor, işte Fırat nasıl biliyor, tabi herkes bir şey biliyor Kur'an-ı Kerim'den. Ezberde okunması yine haram oluyor, günah oluyor, okunmaz. Ancak ne olur? Eğer kişi anlamını bilirse, Kur'an'da bazı ayet-i kerimede dua anlamı vardır. Mesela Rabbena atina, Rabbena ufirli gibi. Bunlar dua olarak anlamı bunların. Kişi bunları dua niyeti okuyabilir, dua niyeti okuyabilir. Cürükken de. Yani Kur'an diye değil, ayet-i kerime değil. Kişi o zaman bunları ne yapar? Dua niyetiyle okuyabilir. Şimdi Hanefi'de yuvadan kimse bir ayetin tamını okuyamaz. Yarım olursa izin var şöyle böyle. Bunun için Besmele yarım ayet-i kerimedir. O da okunabiliyor. Besmele Nem suresinde Hanefi'ye göre yarım ayettir. İnne Müslüman diye geliyorlar böylece. Ama Şafii'de olan kişi okuyamaz, Besmele okuyamaz böylece. Çünkü onlar tam ayet-i kerimedir böylece. Hanımlara gelince muhteremler, mesela hanım hocaları var kurslarda. Kız hocalarımız var, kurslarda talep okutuyorlar. Bu tabi Beni Adem'in kızına gelen bir Mevlam'ın şeyi bu. Yani Hazreti Havva anamız cennette yasak meyve yiyince ondan sonra bu hal meydana geldi. Yazarak ona gidiyorlar geldi. Şimdi hanım hocalarımız, hatta evdeki kadınlar mesela, eğer evladına öğretiyorsa ne yapar bunlar? Kelime kelime öğretebilirler, kelime kelime. Ayet tamını okumaz, kelime kelime. Mesela Allahu la illahu bu şekilde böylece, kelime ve keser aslında böylece. Ellezine keferu, ellezine durur, keferu mesela sevabün aleyhim enzertühüm bu şekilde yapar. Demek ki bir kadın adet halindeyken ne yapar? Talep okuturken bakması caiz. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'e bakabilir cünüp halindeyken. Çünkü göz cünüp olmuyor muhteremler. Göz cünüp olmuyor. Bunun için insan Kur'an-ı Kerim'e bakabilir, bakması caizdir. Bir de ne yapar? Kelime kelime okuması gerekir. Bunun dışında camilere cünüp girilmez muhteremler. Camilere de cünüp haline girilmez. Hatta bir insan camide oturuyorken, tabi bu günümüzde pek burada olmuyor da, bu Arabistan çok Arabistan'da. Onlar çok kolay camide. Mesela öğle namazına girip ikindi kılıp çıkar, ikindi yatsıya kılıp çıkarlar. Kişi camide otururken, olur ya duvara bir yere yaslanır, orada dalar. Daldığı yerdeki ihtiram olsa camide ne yapacak? Hemen teyemmüm yapar muhtemelen. Oldu ya, teyemmüm yapar. Öyle çıkar dışarıya bak. Yani çıkarken camide cünüp halinde yere basmadığı için teyemmüm yapar. Halıdan hemen, hal üzerinden teyemmüm yapar. İşte teyemmüm başka konu, sohbeti anlatalım konuşalım. Böyle dışarı çıkar böylece. Yine cünüp olan bir kimse Kabe'ye gittiği zaman da tavaf edemez. Hacı'ya giden, ömreye giden hanımlar. Orada ayeti görünce her şey yaparlar burada. Hepsi serbest böyle. Yalnız tavaf yasak. Tek bir tavaf yasak onlara. Tavaf da meşri haramda olduğu için, orası meşri hükmünde olduğu için, o yönde oraya girmesi haram olduğu için oraya giremezler, tavaf edemezler. Bunun dışında Mina'ya gider, Arafat'a gider, vakf hepsi yapabilir böyle. Hep serbestse böyle. Tabii bunun dışında cünüp olan bir kimse, özellikle hanımlarımız, ayet günleri,
uzun olduğu için ne yapar bunlar? Her türlü zikir serbest yani günlük halinde de böyle şey. Yani erkek olsun, hanım olsun ad günlerinde her şey zikirler serbesttir. La ilahe illallah, Subhanallah, Allahu Ekber, Salavat-ı Şerife bunların serbest noktalarından böyle şey. Kıyam eder bunları. Kelimesine getirilir. Eğer bunlar serbest olmasa işimiz zor. Ne yazık oldu ya, insan cümle halinde yazarsam can almaya geldi. Ne yapacak? Yasak olsa kelime-i şehadet, yasak değil muhtemelen böyle. Yasak değil, elhamdülillah. Demek ki bir insan hangi halde olursa olsun zikrullah serbesttir. Yani kul havayı soluduğu gibi Allah zikredecek aslında. Havayı soluduğu gibi zikir gerekiyor böylece. Bu zikir havayı solumaya benzer. Hava, her yerde hava var. Dışarı çıkarsın, hava. Oturmada hava, yatıyorda hava, banyoda hava, tuvalette hava var muhtemelen. Hava vardır. Bu neye benziyor demek ki böyle? Kulun Allah'ı hatırlamasını zikretmesine, yani kul böyle unutmamasına gerek yok böylece. Gelelim inşallah kucağımızı almaya muhtemelen. Erkekler gusül gerektiği zaman, erkekler, hanımlar değişik farklı burada. Kişi gerek eşinle münasebette bulundu, bir itiram oldu. Yıkılması gerekti, yıkanacak. Önce tuvalete gitmesi gerekiyor, idrar yapması gerekiyor, bunun temizliği gerekiyor muhteremler. Eğer kişi tuvalete gitmeden hemen banyo gibi yıkansa, sonra arkadan bir iki damla kendisine aklına gelirse, rütbe gelirse, tekrar cünüp oluyor muhteremler. Bunun için bunu dikkat edelim inşallah aziz cemaatimiz. Demek ki eşine münasebet olsun, itiram olsun. Önce mutlaka erkeklerin tuvalete gitmesi gerekiyor böyle. Tuvalete gidecek. Orada idrar yapınca o yol temizlenmiş oluyor. Tabii ondan sonra bir iki adam gezinir. Ki tuvalete damlası, idrar damlası gitsin. Sonra banyoya girilir. Banyoya girerken sol ayakla girmek sünnettir. Sol ayakla banyoya girilir. Banyoya girince kişi önü, arkasının da kıbleye gelmemesi gerekiyor banyoda. Bunu belirme gerekiyor kıbleyi de. İnsanın sağ ya solunu buraya girmesi gerekiyor. Sonra önce kişi bakacak. Acaba bedeninde altın su geçiren bir şey var mı acaba üzerine bedeninde? Var mı bir şey, böyle bir şey var? Bu tabii meslek icabı. Ne oluyor bazı kimselerde? Bunu gidermesi gerekiyor. Sonra ondan sonra oturur muhteremler. Önce edebini temizler sol elde. Edebini temizler önce böyle. Orasını sol elde temizler. Bundan sonra niyet ederek kuş abdesti almaya harefi de niyet sünnettir. Unutsa da yine gusül olur. Niyet ederse sevabı daha fazla olur. Ama şafi de niyet farz mıdır? Hatta üç mesele farz niyet etmek böylece. Niyet ettim. İşte ne gusül temizlemeye niyet eder. Niyetten sonra abdest alır önce. Alır. Yani abdest namazı abdest alır önce. Ellerini yıkar tabii. Yani gusülde Mevla fettahiru buyurduğu için mübalega olduğu için ne yapar? Biraz da yüzük parmağında varsa muhteremler altı ısınması şart böyle. Altı ıslanmasa eğer yüzükte darsa, sıkıysa yüzüğü altına su geçmezse altı kuru kalırsa kişi temizlenemez, cünüp kalır muhtemelen. Tabi altın erkeği haram tabi, bunu da bilelim muhtemelen. Bundan sonra önce el yıkanır. Yani bu normal abdest gibi, kişiler bu konuyu geçti, abdest aldı muhtemelen. Abdestten sonra ne yapar kişi? Önce yukarıdan, tepeden, baştan başlar. İnsanın en faziletleri başı beyindir muhtemelen. En faziletleri böyle. İnsanın beyni arşi ala demektir böyle. Bu alem, bütün evren alem arşın yönlendiriliyor böyle. Yani melekler vasıtasıyla yönlendiriliyor. İnsanı yönlendiren beyindir. Sinir vasıtasıyla insan sinirleri de melek hükmünde oluyor, manevi başlanmış oluyor. Önce baştan başlanır, baş yıkanır. Saç aralarında kuru kalması gerekiyor. Hanımlarımız biliyorsun
saç boyası yapıyorlar, saç boyası. Kına altına su geçiriyor muhteremler. Esten hanım tabi kına sürdü başlarına. Hem bu saçları besler, saçlar dökülmez, kepeklerini önder. Yani başta bunun faydası vardır kınanın, çok şifadır kına. Hatta yanık bir olsun muhterem. İnsan bir yere yansı aldığı koyuyor, hem oraya kına sürün, iz bulan geçer bu şekilde böyle. Yani kına çok şifa, kına da şifa verici. Kına altına su geçiriyor. Bu gusülün engel değil böylece. Ama saç boyası bir tabaka oluşturup da altı geçirmezse kadın temizlenemez muhtemelen. Benzemez. Yine dudağa sürülen ruj mucizeleri boyalar da böyle. Onlar bilhassa bir tabaka oluşturuyorlar. Tabaka oluşturuyorlar. Altın suyu geçirmez bunlar. Altın suyu geçirmez. Yine burada ne oluyor kadın? Allah korusun pis kalıyor, cünüp kalıyor muhtemelen. Abdestten sonra başı alındı. Yalnız gusül abdestinde ağzı sürerken biraz daha özen göstermek gerekiyor. Çünkü namaz abdestinde ağzı su vermek, yıkamak sünnettir. Gusül ise farzdır. Hanefi de Hanbeli iki mezhepte de farzdır. Şafi'de Maliki'de ise sünnettir. Ağzı bunu yıkamak sünnet bunların muhtemelen. Neden böyle acaba? Tabii İkisinin delilleri var da, kısa bir bilgi vereyim bu konuda, neden olduğunu vereyim bu şekilde. Şimdi Hanefi'ye göre ağzın içi bedenin dış kısmına dahil. Delil ne bunun? Kişi oruçluyken ağzın saldığı oruç bozulmuyor derler. Eğer insanın ağzı bedenin dahilinde kısmı olsaydı, oruçlu insanın ağzının sonuncu abdestinin bozulması gerekir, orucun bozulması gerekir. Bunun için Hanefi'de ağzın içi, burun içi bedenin dışından sayılıyor. Yani yüzden sayılıyor. Yüzden sayılıyor. Bu bakımdan yıkanması farz oluyor. Farz oluyor böyle. Şafi'de ise abdestin içi beden dahilinden sayılıyor. Yani sayılıyor. Bunun için insan normalden kapadı mı ağzın içi dahil bedene sayılıyor. Yıkamada sünnet oluyor bunlar. Bir de muhteremler gusülleri burnunu yıkarken biliyorsunuz burnun içine bazen o pislikler kurur. Bir tabaka oluşturur burada. Altın su geçmez. Bunu dikkat edelim. Kişi de bunun farkına varır. Ne yapmak gerekir bu durumda? Sıcak suyla önce burnun içi o pislik yumuşatılır. Ona temizlenir. Ondan sonra üstüne yıkaması gerekiyor. Yani gusül abdestine dikkat etmek gerekiyor. Kuyruğa kalmaması için. Sonra baştan başlayın yıkanmaya. Tabi sağ omuzdan başlanır. Sol omuzdan başlanır. Aşağıya gider bu şekilde. Bir kimse baştan başlayıp bedenin tamamen bir defa yıkadı mı farz yerine gelmiş oluyor. İkinci yıkamak sünnettir. Üstü yıkamak sünnettir. Yıkamak sünnettir. Yalnız tabi bedende kuyruk kalmaması gerekiyor. Gerekiyor ama bir de burada konuda evham var işte, evham. Evham da var şimdi. Acaba şuramı yıkadım mı? Acaba sırtıma su gitti mi? Acaba şu ıslandı mı? Islanmadı mı? Evham. Evham, isim yasak muhteremler bence. Önce şunu anlatayım muhteremler. Peygamber'in zamanında, döneminde su çok kıt o zaman, su çok kıt ama böyle. Aşağı yukarı 3 litre suyla yıkanırdı böyle, bu suyla, 3 litre. 3 litre suyla yıkanırdı muhtemelen. Üçüne baktı, 3 litre su. Abdest alıyor bununla, baştan başa yıkanıyor, yetiyordu böylece. Günümüzde elhamdülillah banyo var muhtemelen böyle. Duş var, duş altına giriliyor, su açılıyor, baştan başa böyle yıkanıyor muhtemelen. Yani günümüzde evi yapmak saçmalık muhtemelen hesaplamak bir şekilde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber, buyuruyor Aleyhisselam muhtemelenler. İnili bulduğu şeytanen yukarılığı el velhan. Abdestle, gusülle, yani su ile ilgili bir şeytan var. Adı el velhan. Şeytanın başı iblis. Otorite lider o. Tek otorite ama öyle lider. Nasıl insanların
yeteneği farklı, her insanın görevi ayrıysa, iblise, şeytanlara farklı bir görev verir muhteremler. Ona göre farklı böylece. Bir tür cins şeytan var. Bunlara deniliyor el-vel-han. Bunların görevi nedir? Abdülkudüs'le ilgilenmek bunlara böylece. Fethi Vesu Hazretel Ma'i Bir Aleyhisselam Hazretleri sakın abdülse gusül de vesile yapmayın bir Aleyhisselam. Ne yapar şeytan kişiyi muhtemelen şimdi? Önce namaz kıldırmamaya çalışır. İşte sarak kılarsın, üşendirir, üzerine ağırlık verir, uyuşturur bedenini, miskin üzerine verir. İnsan namaz kılmaya uğraşır. Bunu başaramadığı imanı var kişinin kalktı abdest almaya. Ne yapar şeytan buna? Şeytan buna tefayük önden gelir. Yani sanki daha iyilik yapar gibi ona görünür. Abdest alırken, sen işte yüzünü iki kere yıkadın. Üç yıkamayan gelir, olmadı abdestin. Kişi tekrar yıkar. Kulağını mesh etmedin, kulağını mesh. Efendim tam abdest bitirecek, sen sağ kolunu bir kere yıkadın, tekrar kişi tak şapşu başla böyle. Ayağını yıkamadın, kurere kaldı. Şeytan buradan kişiye girdi mi, nasıl balık oltayı tuttu mu, gitti muhtemelen böyle. Gitti böylece, kişi mahvol muhtemelen. Buradan girer böylece. Kişi ne yapar şimdi? Başları kalmaya lavaboda. Güzel o var, acaba iki mi, üç mü acaba? Bir daha yapayım. Oruçluyken, abdestini bitirir, namazı durur, şeytan yine gelir ama. Sen namazı boşuna kılıyorsun, namazı kabul olmaz. Ayağını sen, sol ayını yıkamadın sen misin? Ayağı bak, kılını yıkamadın, ben sevkin böyle. Namazı kılar, kılmaz, istemez, namazını bozar, abdest alır, gelir. Kişi ne olur muhterem der, abdestten soğur, namazdan soğur, şeytanın isteği amacı olur muhterem der. Bunun için bakın muhterem cemaatimiz, guslün üç tane farzı var. Üç farzına geldi mi gusül tamamdır. Nedir bunlar? Ağzı bir defa yıkamak. İkinci, burnu bir defa yıkamak. Üç, beden tam bir kitap yıkamak. Oldu mu? Tamam. Şöyle buyuruyor muhteremler, evliyullah şöyle buyuruyorlar. Bir kimse bir düşman ilik etse, düşman bunu anlar gene diyorlar böyle. Yani iki düşman var, iyilik bunlara fayda vermez. İki düşman var. Ne bunlar? Nefis ve şeytan muhteremler. Ve şeytan. Bir gün bir Müslüman garibin biri bir kiliseye girmiş. Bakın ne yapayım bunlar demiş, merak etmiş, kiliseye girmiş. Bakıyor, herkes çıkarken kilisede Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in sembolleri var, buraya mum yakıyorlar. Bir de kendi şeytanın sembolü varmış. Kimse mum yakıyormuş şeytana böyle. Bu ne yapmış bu zavallı, garip, saf Müslüman? Acımış şeytanı, o da kalkmış, şeytan mum yakmış. Acımış şeytana ama. İyilik etmiş ona böyle. Tabii gidiyor evine neyse, öyle olmuş saflar inşallah. Tabii evine gidiyor muhteremler, yatıyor, uyuyor. Uykusunda, buna rüyasında şeytan geliyor. Ama şeytan sevinçli, güler yüzü şeytan ama. Çok güler yüzü geliyor. Arkadaş ben şeytanım, öyle mi? Bugün sana iyilik ettin, kimse bana bu iyiliği yapmamıştı. Ben de sana iyilik etmeye geldim buna karşılık. Hakkım öyle kalmasın diye. Ne yapıyorsun bana? Diyor, benim bildiğim bir yerde bir hazine var, depoda diyor böyle diyor. Depo hazine dolu, devletin hazinesi yani. Hazine var diyor. Sonra götüreyim diyor. O adı çıkar, altın alırım böyle diyor. Bu tabii rüyada kalkıyor, gidiyorlar böylece. Tabii eski depolar kerpiçten. Önünde bir nöbetçi var, silahlı, kılıçlı yani o zamanki. Kılıçlı nöbetçi var kapıda. Bir şey diyor, kapıda nöbetçi var ama diyor. Arkada pencere var, hemen sokayım diyor. Arkaya dönüyorlar. Arkada küçük bir cam varmış böylece. Şimdi buradan çık, bir içeri gir diyor. Yetişemem buraya diyor. Omuzuma bas benim böyle diyor. Basıyor omuzuna, çıkıyor oraya. Bu şeytan gidiyor lan şimdi böyle. Tam içeri girecek. Nöbetçi duymuş gürültüyü. Hemen bir ayağına yapışıyor nöbetçi. Bir ayağına yapışıyor nöbetçi böyle. Yakalıyor, bırakmıyor bunu böyle şey. Şimdi bu şeytana bakıyor. Bak bunu yakaladı beni, ne yapayım? Bunu öbür ayağına buna tekme vur diyor. Vur tekmeyi bırakır diyor kafasına diyor. Vur tekmeyi diyor, ayağını bırak bunu diyor.
Öbür ayağına başlıyor tekmelemeye nöbetçiyi. Yine bırakmıyor ama. Yine bırakmıyor. Ne yapayım? Üzerine iş ediyor. Tam yükselirken hanım uyandırıyor, hanım uyandırıyor bunu. Ne yapıyorsun be diyor. O kadar tekme vurdum var, benim işimi üşesini muhtemelen veriyor öyle. Yani şikayetini hiç anlamaz muhteremler. Demek ki gusülde, abdestte ev yapmama gerekiyor adı cemaatimiz. Konu bu yani bu. Bundan sonra ne yapılır? Beden böyle bir sefer bir başta yıkanır böylece. Bir de olmak da Hanefi'de sünnettir. Şafii'de sünnettir. Malik'de olmak da farzdır böyle. Bütün beden oğulur böyle, her taraf böyle. Eli yettiği kadar böyle. Yetiştiği kadar abdest tamamdır muhtemelen böyle. Abdest tamamdır. Bundan sonra tabii imkanı varken o abdesti de boşa harcamak gerekiyor. Onun namaz kılmıyor abdeste. Vakit namazı, vakit namazı değilse iki kez namaz kılmak gerekiyor muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.